başka ne öneriler? Dolar seçim sonrasında düşmüştü ama şimdi de hızla yükseliyor. Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisinin iyi olması Türk lirasının dolar karşısında değer kaybına yol açtı. Kapalı çarşı esnafı da durumdan memnun değil. Dolar bir iniyor bir çıkıyor. Seçimin hemen ertesinde 2.75'e kadar gerileyen dolar kısa zaman içinde tekrar yükseldi, 2.92'ye ulaştı. Amerika tarafında, Fed tarafında faiz arttırım ihtimalinin devam ettiği noktada birazcık daha dolar varlıklarda yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünebiliriz. Bir miktar 2.89-2.88 seviyelerine kadar bir gerileme görebiliriz ama 2.85 üzerinde kalan görüntü birazcık daha doların güçlü alanda yani yükseliş potasında kalmasına sebep olacak gibi duruyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırabileceği beklentisi dolara hızla değer kazandırdı. Dolar yükseldikçe biz zarar görüyoruz. İpliği dolarla alıyoruz, ne bileyim makine parçaları falan euroyla bayağı etkiliyor bu. Satarken zorlanıyoruz illaki. Olumsuz etkiliyor yani. Durmadan her şeye zam geliyor. Piyasanın kalbi kapalı çarşıda olumsuz etkilendi. Olumsuz dinde hepimiz etkilendik yani açıkçası. Çünkü verinin bu kadar iyi seviyelerinde geleceğini hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. 2.95 seviyeleri çok kritik seviyelerdir. 2.95 seviyelere kapanış yaparsa 3 liranın üzerine hızlı şekilde gidecek gibi bir görüntü var yani. Yükselişi yatırıma dönüştürenler de var. TL olarak kar ediyor gibi gözükebiliriz ama fakirleştiğimizi hissediyoruz. Onu söyleyeyim. Sonuçta benim alım gücüm azalıyor. 2.81'den aldım da ben parça parça alıp bekliyorum. Daha da yükselir diye mi bekliyorsun? Evet.